So we have the following fact, or let me write as a proposition. A curve C in BP2 described by by an equation by the equation, let's say fxy z equals zero, homogeneous polynomial, of course, a homogeneous polynomial. Is a complex manifold. Well, in this case, of course, it's a curve. So it's the Riemann surface. A Riemann surface. Surface. If and only if. If and only if. There is no point P on this curve, so that all these derivatives del F del X at P, del F del Y at P, and del F del Z at P are all zero. Yani bu ne demek? In other words, the system which system şöyle f of f equals zero. Del f equals zero gives me the point because c is given by this equation. And then I have this equation, and this equation. So we have four equations basically. This system has no solution. In other words, the system has no solution. If and only if C is smooth. Yani bir Riemann surface. It's a Riemann surface. Smooth. Çok kötü yazdım. Düzelteyim. Kitap da şey de söylüyor. Bu homojen olduğu için şöyle bir şey de var. Dördüne bakmanıza gerek yok. Eğer çünkü bu üçü de sıfırsa f de sıfır oluyor o noktada. Yani o kitapta var onu da. Efendim? Öyler. Ha, evet. Şeyi. Evet. Evet. Yani şeyden değil mi? İsterseniz hemen bir örnekle yapayım. Şurada remark. These are all zero. Z at some P in CP2. Yani bir tane nokta olsun. Bu üçü birden sıfır olsun. Then F P is also zero. Yani bu da ne demek? PC'nin içinde. Dolayısıyla şuna bakmak yeterli. Therefore it is enough to just consider these three equations. If these equations has no solution, then pardon. Bu üçü de sıfırsa bu otomatikman sıfır oluyor. Dolayısıyla buna bakmanıza gerek yok.
Sadece bu üçüne bakabilirsiniz. Örnekle yapalım onu bakın. F'i bir tane örnek yapayım. Example. Bir tane let me take a homogeneous polynomial. Let's say x cubed minus 2 x squared y plus z squared x plus x y z. Biraz abarttım galiba ama. Dersin sonuna kadar türev almayalım. Okey. F x nedir? X'e derivative with respect to x is just 3x squared minus 4xy plus 2xz. Sadece x'e göre türev aldık. Evet, özür dilerim. Z squared plus yz. Buradan nereye varacağım ben? Y'ye göre türev alırsak eksi 2 x kare artı xz, z'ye göre türev alırsak z'ye göre türev alırsak 2 xz artı xy. Dur bakayım, şey neydi oradaki ifade? Aha, şu Euler formülü var. Euler formülü. Şunu söylüyor. Okey. Şunu söylüyor. X times f sub x plus y times f sub y plus z times f sub z equals degree f times so this is the number times f. Dolayısıyla da burada isterseniz kontrol edebiliriz. Yani bunu x ile çarpacağım. Bunu y ile, bunu z ile. Şunu x ile, bunu y ile, bunu z ile çarpıp toplayın. F'i elde ediyorsunuz. Bu da ne demek? So, if f sub x, f sub y, f sub z is zero at sum p in CP2, then this is not zero, of course. Degree is not zero. Then f of p is also zero. Therefore, it is enough to check that, you know, whether these are zero or not. If they are all zero, then you have a singular point. If at least one of them is not zero, then you are in good shape. O da basit bir şey değil mi? Yoksa ha. Homojen, şimdi hatırlamıyorum da şimdi. Aha. Ha, şunu diyorsun, tamam, anladım. Şimdi bu F
TX, TY, TZ. If degree is, let's say, suppose degree of F is K, then this is just T to the power K times F X Y Z. Efendim? T'ye göre türev alacağım, değil mi? X'e göre türev alırsam tamam. Neyse, o zaman size bırakayım. Tamam. Tamam. Geri değiştim. Tamam. Tamam. İyi. Sınavda sorarım bunu. Efendim? Ne yaparız? Hiç. Hepsini, öğrendiniz ama işte. Şimdi bu sayede birazcık böyle ileri gitmiş oldum. Ha, şeyi de söyleyeyim. Bu tabii ki this is not something special to curves. In general, if a hypersurface, let's say X in CPN is given by some homogeneous equation say F. Of course, how many coordinates? I have CPN, so I need n plus one coordinates. So let me write like this: x0, x1, xn equals zero. I cannot write x, y, z because I have many. Aslında şöyle de yapabiliriz: x, y, z deriz ama y ile z arasında bir sürü harf lazım. Okay. Is smooth. In other words, X is a complex manifold. Manifold. Dimension da ne? Of dimension. Tek bir denklemle veriliyor. It is given by a single equation. Therefore, it cuts dimension by one by the implicit function theorem. So n minus one, complex dimension of course, complex manifold of complex dimension. Real dimension is twice of this, but complex dimension is just n minus one. If and only if, only if ne olacak? The same condition, namely the system del f del x1 no del x0 equals 0 del f del xn equals 0 has no solution. Tamam mı? Yani burada 3 değişken var. 1, 2, 3 veya n fark etmez. Tamam mı? Aynı şey geçerli. Peki, bunu da böylece görmüş olduk. Bu arada şeyi de söyleyeyim tabii. Ben implicit function theorem falan diyorum ama siz kompleks versiyonunu görmediniz, değil mi? Implicit function theorem'in. Onu söyleyeyim buraya bir remark olarak. You have seen in advanced calculus so-called inverse function theorem and
implicit function theorem. There we had real variables, x1, y1 and so on. If you just replace those real variables with complex variables, then the theorems are still true. Okay, the same statements. This time, functions will be not complex, not real differentiable, but complex differentiable. Therefore, the functions we will be talking about will be analytic functions. So the remark is that the complex analytic versions of inverse function theorem, inverse function theorem and implicit function theorem are also valid. How do you prove them? Well, the same proof works. Okay, the same proof. Yani realdeki proof neyse komplekste de aynı proof geçerli. Komplekste tabii şöyle bir şey de var. O several variable'da da doğru herhalde, değil mi? Doğru mu? Yani bir kere differentiable'sa doğru. O da. Değil mi? One variable'da öyle. Bir kere differentiable'sa sonsuz kere de, değil mi? Efendim? İşte şey, mixed derivatifler ama muhtemelen doğru ya. Neyse atıyorum, olabilirim ama siz öyle bir okay. So I just gave you a summary of some sections in my notes. If you check, you know, today's lecture notes with my notes, you know, I did a lot of simplifications, but I gave you, you know, basic things that we will need. So we may just skip to section 10, holomorphic mappings. Mappings from compact Riemann surfaces into complex projective plane. Our final aim is one of our you know, aims is the following. Every Riemann, we know that every smooth curve is a complex manifold of dimension one, therefore it's a Riemann surface, and we will see that actually every Riemann surface is also a algebraic curve. Okay. So compact Riemann surfaces are just what?
Sumut. Algebraic. Curves. Dolayısıyla da algebraic curve dediğimiz şeyler sadece Riemann surface'lar. Tamam mı? Ve tersi de her Riemann surface'da şey. Bunu ne kadar yapabileceğiz bilmiyorum ama. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu tabii şey, kazık bir şey. Yani bu böyle masum görünüyor da bu zor. Ama biz işte onu biraz yapmaya çalışacağız. Şimdi bir tane teorem var. Any n plus one linearly independent meromorphic functions f0 f1 fn. What do we mean by linearly independent? You see, the meromorphic functions form a vector space in a trivial fashion, right? You can add functions, you can multiply functions by scalars and so they form a vector space. And as a complex vector space, I want these functions to be linearly independent. In other words, if you take a linear combination of these functions and set it equal to zero, then all the coefficients must be zero. Yani şu. Ti, fi, if the sum is zero, then this is true if and only if all ci's are zero. So that's what I mean by linearly independent. And the statement is this. Suppose we have such functions. These functions defines a meromorphic, sorry, not meromorphic, holomorphic function on a compact Riemann surface. As I said earlier, compactness is important. Otherwise, things may get very wild. C give rise to a non-degenerate bunu explain yapacağım. Holomorphic function from C to CP n, because I have n plus one function, so I just write them as coordinates of this function. Non-degenerate de şu. In other words, bunlar arasında lineer bağımlılık yok ya. Olsaydı, if they were linearly dependent, then they would satisfy an equation. Therefore, the image of this would satisfy a linear equation here. Therefore, it would be inside this gadget given by some linear equation. But if you have a linear equation here, then that linear equation gives me a hypersurface, which is a one less dimensional gadget. So something like this, 3x plus 2y minus 5z equals 0. In let's say CP2, if you have something like this, then it means that you are here, but actually
You are on this line, CP1. Yani şey demek, CPN IE the image doesn't lie inside any hyper plane. Surface değil de hyper plane. Yani mesela R3'te bir curve verecek bana. R3'te bir curve. For example, if n equals 3, then I have a curve in CP3 and it doesn't lie on a plane. So it's a space curve, but it doesn't lie on a curve, on a surface, on a plane. Yanlış söylüyorum. Çünkü düzlemde oturuyorsa o zaman o plane curve olur. Space curve olmaz. Yani aynı zamanda space curve ama degenere space curve olur. Çünkü aslında bir düzlemin içinde oturuyor. Tamam mı? Yani 3 space'te bir curve aldınız. Onun non-degenere olması şu demek. Hiçbir düzlemin içinde kalmayacak o. 3 boyutta ama hiçbir düzlemin içinde kalmıyor. Bir düzlemin içinde kalıyorsa o artık plane curve olur. Non-degenere demek tam olarak o. CPN içinde ama hyperplane içinde değil. Hyperplane içinde kalsaydı hyperplane dediğiniz şey bir düşük boyutlu nesne olacaktı. Çünkü bir tane equation da verilecek. O mesela şey gibi işte hani x, y, z var. Z eşittir sıfır alıyorsunuz. O zaman x, y düzlemine iniyorsunuz. Tamam mı? Bu teoremin basit tarafı böyle bir fonksiyon var. Okey. Neyse orada kalsın o. Şöyle diyeyim. The other part of the theorem is this. Conversely, any non-degenerate mapping from C to CPN is induced by n plus one such functions in this manner. Burada gerçi meromorfik function demişim. Evet. Do some examples before we prove. Let us consider some examples. Okay. Example one. Rational canonical curve. Okay, now
Riemann surface is just Riemann surface is CP1. Okay. And then from this CP1 I define a map into CPN. How? So let's say F Z0 Z1 right homogeneous point, I mean a point in homogeneous coordinate, its image is this. Z0 to the power n, Z0 to the power n minus 1 times Z1, Z0 to the power n minus 2 Z1 squared, and you will go up to Z1 to the power n. So each time you decrease the exponent of Z0 and increase the exponent of Z1. Okay? So you have n plus 1 coordinates. The image of this curve is called canonical rational curve. Yani bu özel bir curve. İsmi de bu. Rasyonel curve niye deniyor? Rasyonel curve demek CP1'ın imajı demek. Tamam mı? Riemann surface'ın imajıysa bir curve, ona rasyonel deniyor. Yani algebraik geometride in general rational curve means just the image of of the Riemann CP1. Tamam. CP1'ı doğru gibi düşünüyoruz, değil mi? CP1 doğru. Bizim projektif uzaydaki doğrumuz. O doğrunun imajı bunlar. Onlara da rasyonel eğriler diyoruz. Dolayısıyla bir curve rasyonel demek CP1'ın görüntüsü demek. Ha, şu fonksiyonların tabii lineer bağımsız olduğunu göstermek lazım ama o sanırım basit. Hani onların bir linear combination'ını alıp sıfıra eşitleyince bütün katsayıların sıfır olması gerekiyor. Onu size egzersiz bırakmış olayım. Peki. Şöyle bir egzersiz varmış. Rational canonical. Ha, güzel bir şeymiş bu. Exercise. Bunu düşünelim. Consider the nth degree. Of course, here for any n I have one. So ya da şöyle diyeyim. The canonical, okay. Canonical rational curve. Curve in CPN. So I have this picture. Show that if I choose
Şimdi CPN'deyim, en boyutlu. Dolayısıyla yani 3 tane nokta alırsam onlar CP2'nin içinde general position'da olacaklar. Dolayısıyla en artı bir tane almam lazım. Show that if P1 ya da P0 PN in the Riemann surface CP1 are distinct points. Points then their image in CPN are in general position. General position ne demek? Mesela doğruda iki tane nokta general position'da ne demek? İki tane nokta alın ama özel durumda olmasın. Burada ne anlama gelir o? Üst üste almayın yani. Başka bir şey değil. General position burada bu. Düzlemde general position nedir? Üç tane nokta alacağım. General position demek yani rastgele olsunlar. Rastgele üç nokta bir doğru üzerinde olmaz, değil mi? Yani ben size rastgele üç nokta söyleyin diyorum. Siz aynı doğru üzerinde üç nokta veriyorsunuz, değil mi? O olacak iş değil. Rastgele üç nokta yani şöyle. General position. Bu C'de general position ya da CP1'da, CP2'da aynı doğru üzerinde değil. CPN'de nasıl olacak ya da CP3'de? Artık bunun resmini tabii çizemiyoruz. Yo, çizebilirim. Dört tane nokta bir düzlemde olmayacak. Dört tane nokta düzlemde olmayacak. Yani şöyle olabilir. Değil mi? Bir tane tetrahedron. Şöyle. General position. Tamam mı? Okey. Efendim? Ha, pardon. Evet, bunlar general position. General position olmayan şu. Mesela düzlemde general position olmayan 3 nokta şu. Bunlar general position'da değil. Değil mi? Ona evet n artı bir tane nokta evet n boyutta tamam ona denk geliyor. Şimdi CP1'dan eğrileri gördük. Bir başka Riemann surface nedir? Bizim latisimiz var, şey, torusumuz var. Given a lattice in C, lattice şöyleydi. M1 W1 M2 W2 MIR integers the Weierstrass p function with double period W1 W2
Double period means ne demek? Yani bir tane nokta aldığımda P noktası, buna W1'i eklersem değeri değişmiyor. So W1 is a period for this, right? If I move this much from this point, the value doesn't change for V1 and for V2. So double periodic means this. Okay. So I have, my lattice like this, right? İşte şöyle şöyle. Değil mi? Yani bu fonksiyon şurada aynı değer alıyor. Çünkü V1 kare etmişsiniz veya şurada aynı değer alıyor. Double periyodik bu. Okay. Özür dilerim. W periodic function with period W1, W2 is defined to be the unique meromorphic function cannot be holomorphic because in that case I would have an holomorphic function defined on a compact set, compact surface which is torus and it is a maximum, but holomorphic functions cannot have maximum. That's why it has to be meromorphic, which satisfy the following conditions. What are those? İşte double periyodik dedik zaten. Double periyodik. Yani işte kitabın notasyonunu kullanayım. For all W in C2. B, the pole condition. Yani fonksiyon meromorfik olmak zorunda. Çünkü dediğim gibi bu condition ne söylüyor? C'den bu böyle bir fonksiyonunuz varsa, double periyodikse bu, double periyodikse o zaman bu C bölü latise iner. Bana buradan bir fonksiyon verir. Yani temelde bu fonksiyon. Ama bu compact. Compact and this gadget, if it is well defined here, then since this is compact, it must have an maximum point. So at some point it should have a maximum, and then you just go up here, find a point which is mapped to here, and then on a neighborhood of this, a neighborhood of this function has a maximum at an inside point. And that's a contradiction. Tamam mı? Okay. C'deyiz zaten, değil mi? Şimdi bu pole condition ne? So, since it cannot be holomorphic, it has to be meromorphic, but not an arbitrary meromorphic function. We want to control the poles, how bad it is. So the condition is this.
The poles of T are all on the lattice and the Lorentz expansion. Expansion of this function, meromorphic function at the pole 0 is like this. Sıfırda polu olacak. Orada 1 bölü w kare şeklinde olacak. Lorentz expansion. Yani polu degree 2 olacak. Plus h w where h w is holomorphic. In a neighborhood of zero. Of zero. And I ask also this. Sıfırı da sıfıra götürsün. Yani fonksiyonunuz bir holomorfik fonksiyondan 1 bölü w kare kadar uzakta. Daha kötü bir şeyi olmayacak. Bizim için şey demek bu. Ne demek? Weierstrass function. Efendim? Evet, daha iyisi, yani bir bölü daha iyisi şu olurdu. Bu da yok. Yani şöyle olacak. Efendim? Ha, niye W olmaz, değil mi? Evet. Burada şey tabii, bu fonksiyon periyodik olduğu için, since it is periodic, it has a pole at zero means it has a pole at every lattice point because, you know, in our lattice, so lattice şöyle, değil mi? Zero is, let's say, this point. This is W1, this is W2, this is W1 plus W2, and so on. What is this? This is W1 minus W2. Since it is double periodic, if it has a pole here, it has a pole here, 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 here. So at all these points, it has the same expression. Of course, you have to shift this. Yani W değil de W eksi W1'in karesi vesaire falan demek lazım ama şey bu. Biz tabii sadece bir tanesine, we may just concentrate on such, you know, parallelogram. Yani baklava dilimlerinden birine konsantre olsak yeter. Değil mi? Bütün tepsiyi düşünmeye gerek yok. Efendim? Evet, değil mi? Şimdi canım çekti vallahi. Okay. All right, let's stop.